Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünün videosunda sosisi veterinere götüreceğim. Dur ayı dur. Baksana ayıya benim boyumda ya. Yalnız bir kötü bir de iyi haberimiz var. Dostlarım biliyorsunuz sosis var ya erkek olan. Onu sahiplendirdim. Yani bir hediye ettim. Kaş'a gitti bizim Hamza abinin arkadaşlarına. Güzel bir aileye gitti. Kendime tutacaktım onu. Vermek istemiyordum ama iyi bir aile olduğu için, iyi de bakabileceklerine emin olduğum için gönderdim onu. Bu sabah gelip aldılar. Tabii video çekemedik. Çok erkendi. Ama kız kardeşi Fındık bizimle. İnşallah da bizimle kalacak. Üzüldüm biraz. Gitti. Alışmıştım ona ama. Dostlarım. Ne yapalım? Çok isabetli. Bir de Hamza abi. Hani bildiğim burayı işte alan abi. O yüzden kıramadım onu. Hadi git otur bakalım orada. Şimdi Olgun abinin yanına geldim. Bu küçük kardeşi getirdik buraya. Buna karma aşı yapacağız. Bir de sağlık kontrolünden geçecek. Bakacağız çünkü bu kardeş sokakta daha önce yaşadı. Olgun abi getirdim bunu. Canım sen bunu bulmuştun değil mi? Sokakta bulduk, sahiplendik abi. Bu mu sana geldi sen seyahat ederken bulmuştun? Yok, bana köpek beslemeye çıktım ben, sokak köpeği. O arada işte Neşe diye bir arkadaş var. O sokak köpeklerine yemek veriyor. Bunu gördük. Ben dedim bunlar da küçük yani. Bunlar sokakta baş edemez. Saç altı. Onun kırması gibi bir şey. Dostum bu arada Olgun abi biliyorsunuz benim burası sürekli geldiğim veteriner. Olgun abigil kendi de bir konseptleri var. YouTube kanalının linkini burada açıklayacağım. Ve yorum kısmında Olgun abi anlat da insanlar hani yaralı şeyler var. Çünkü ben kendi de bakmıştım. Ya şimdi Profesyonel bir Erenciğim şey. Biliyorsun merak edilen konularda insanlar artık YouTube'a girip sorularını soruyorlar. Evet. Biz çok merak edilen konularla ilgili veteriner hekimlerden, Türkiye'deki veteriner hekimlerden bu konuları hazırlanıp 7-8 dakikalık sunumlar yapmasını istedik. Evet. İşte şu anda platform çok tabii ki böyle senin platformun gibi günlük ilerleyemiyor. Haftada bir video ancak koyabiliyoruz. Pet Talks yazdıkları zaman İngilizce Pet Talks yani. Anladım. Orada Türkçe bir site var. Evet. Ona abone olurlarsa gerçekten alanında uzman veteriner hekimler mesela ne merak ediyor? Benim kedimin tüyleri neden dökülüyor? Evet. Ya da işte travma oldu, yüksekten düşme oldu, ilk nasıl müdahale etmeliyim gibi konuları daha çok orada hekimlerden dinliyorlar. Ben işte bu bilgi kirliliğini önüne geçmek istiyorum ya da yanlış uygulamaların önüne geçmek istiyorum. Bunu da tabii ben kendim kamera karşısına geçip anlatmak istemedim. Türkiye'deki bütün meslektaşlarımdan rica ettim. Seni bir böleceğim tabii abi. ki. Dostum şimdi Olgun abinin anlattığı bu konsept yalnız profesyonel çekim yani mesela ayrı açıdan çekimlerle ses kalitesi falan yüksek yani emek harcanılmış videolar ve güzel bilgiler var. Zaten açıklama kısmına girdiğiniz zaman göreceksiniz. Hani hayvan besleyenlerin takip etmesini istiyorum. Çok güzel bilgiler var. Birçok hayvan besleyen. Kedi olduğunu bilmiyordum ama ben sadece köpek Kedi biliyorum. köpek Yani kedi köpek karışık. ağırlıklı. Ha, ileride belki atla ilgili konularda konulabilir ama. Altta da mı geçiriyor? Yani biliyorsun Geniş atlı olan çaplı. aileler de var. Sayıları çok daha az da olsa. Ben de Ama almak ağırlıklı istiyorum. kedi köpek ve kanatlı üzerine konuşmalar oluyor. Ye. Yavaş ilerliyor. Haftada bir konuşma, yılda en fazla 52 konuşma oluyor. Ama çok güzel bir platform olacak. Yani ileride Evet. merak ettiğim bir soruyu yazdığında direkt burada bir veteriner hekim sana konuyu ayrıntılı bir şekilde anlatacak. Kafanda çok az soru işareti kalacak. Ya düşünsenize dostlar mesela genelde geliyorsunuz burada soruları soruyorsunuz. Siz bunları YouTube'dan göreceksiniz. Yani detaylı anlatacaklar. Bir de Olgun abi gibi bu işte gerçekten profesyonel. Ben kendim sürekli buraya geliyorum. Zaten kendiniz de gördünüz. Bana çok destek oldular. O kadar mesafeyi bayağı hızlı geldiler. Yoksa bir 5-10 dakika geç gelseler köpek gidecek daha bir Evet ya. Vallahi vallahi yine iyi sağ ol. kurtuldu. Sen sağ olasın. Diye. Dostlar şimdi bu kardeşi açıklamaya bırakacağım. Oradan zaten takip edersiniz kanalı. Şimdi bu Evet. kardeşin aşısını yapacağız. Seni çok sevmişler Eda. Teşekkür Valla ederim. fan kitlen oldu ha. Hadi ya. Diye. Lan bıdık. Olgun abi de gitti dur ona yetişeyim. Bu Eda'yı acayip sevmişler Olgun abi. Eda gerçekten çok iyi de hekim oldu. Bir de yüzümüzü güldüğü Daha zaman daha iyi oluyor. İlk daha baş güldüğü gülmüyordu. oldukça da profesyonel.
Ben de çok memnunum. Gerçekten harika bir partner. Evet. Emin de var biliyorsun. Senin iş ekiplerin hepsi güzel. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ta oralara gel. Bana çok yardımınız oldu. Ya bana değil, birçok insana ben duyuyorum abi senin hakkında. Hani senin bazı müşterilerini tanıyorum. Sizin hakkınızda hep iyi şeyler duydum ben. Siz de iyi ki varsınız. Herhalde tek başına olmuyor biliyorsun. Yani siz olacaksınız, biz olacağız. Birlikte ancak bu işler ilerliyor. Ama abi bazı insan severek yapması önemli işini hani. Ben ona dikkat ediyorum. Mesela ben sizden önce başka veterinere gittim. Direkt para odaklar. Tabii ki insanlar para. Sen buraya babanın halini açmadın ama yani inanılmaz bir şey var böyle. Stres veriyorlar. You know? Ben Antalya'da gittim veterinere. O yüzden sizin burayı seviyorum. Ya şimdi küçük olduğu için Kemer daha aile ortamı. Biz seni şahsi olarak tanıyoruz. Yeah. Sen bizi şahsi olarak tanıyorsun. Herkes birbirini kendi şahsi ismiyle tanıyor. Yeah. Yani işte A firmasının sahibi olarak değil de Eren Olgun olarak. O yüzden ilişkiler küçük yerlerde biraz daha samimi. Yeah. İyi ki de belki, öyle abi. Belki de o şeyi de sen de Kemer'e taşınmış olma vesilesiyle belki hani inşallah bunun daha faydalı avantajlarını görürsün. Zelzele oldu abi. Dostlarım Eda dükkanı 2 ay. Neyse. Eda iyi dedik. Şey parçalamaya başladı. Kötü işte bu işte. Vallahi. Komik ya. Şimdi Olgun abi bunun bir de bir sağlık durumu neyi? Bir... Şimdi evet onu söyleyecektim sana. Şimdi ufak tefek deri problemleri var. Şimdi buradan kazıntı alacağız. Bakacağız herhangi bir parazit var mı? Tamam abi. İki çok farklı ırkın karışmasından oluşmuş. Bir tanesi galiba ince uzun, birisi kısa bacaklı. Yeah. Nereden bildin onu? O yüzden bu şeyler bak çok mesela şu kemiğin uzun ve düz olması gerekirken çok şeyli bak girintili çıkıntılı. Yeah. Anatomisi çok bozuk. Umarım ileride ağrıları olmaz ama sen buna iyi bakarsın. Bayağı tamam bakarız abi. Bak dostlar nasıl biliyor Olgun abi işi. O sen onun annesini babasını görmedin ama direkt bildin. Evet. Ben de öyle biliyordum sen öyle olduğunu. Ama seni bilmen hemen iyi. Şu anatomi tamamen kusurlu. Uzun bir kemik kısa bir alana sıkışmaya çalışmış. O yüzden şöyle yamuk bir şekil oluşturmuş. İleride yamulmaz değil mi abi ya? Bir şekilde zaten yamuk olacak ama yani avantajı şu hafif olduğu için çok ağır senin diğer köpeklerin gibi olmadığı için bir şekilde kas kütlesi onu tutar. İyi bir hayat verici. Yeah. Ama bu kemiklerle bir de 40 kiloluk bir yapısı olsaydı evet. O zaman çok erken yaşlarda yürüme zorlukları çekebilirdi yani. Anladım abi. Şimdi şu derisinden bir örnek alalım. Eda bu işleri yapıyor. Eda'cığım gelir misin? Geliyorum. Şey videonun starını Eda yapalım. Şuradan bir örnek alalım. Bir bakalım bu yüz var mı? Tamam. Oldu mu? Ben de geliyorum. Tamam yani. Abicim sağ ol. Eda nasılsın? İyiyim teşekkürler sen. Ben de iyiyim sağ ol. Kuaföre gittin herhalde bugün. Şey, rock'n'roll konserinden falan mı geliyorsun? Dostlar ben de bu Eda ile biraz makara yapmayı seviyorum ya. Ne oldu nesi var? Fındığa bak yazık orada yattı. Garip. Herhalde ye çünkü ufak tefek eksilme var tüylerde. Olgun abi de fark etti onu. Ya seni millet niye böyle sevdi Eda? O bir önceki videoda bayağı sevmişler seni. Çözemedim ben bu işi ya. Bilemedim. Çok iyi doktor. Sosyal medyaya da takip değilim ama. Vallahi ünlü oldun ha. Gerçekten mi? Vallahi ben yorumlara bak. Bir ara. Bakacağım. Şimdi buradan kazıntı alıyoruz herhangi bir problem var mı bunu görmek için. Deriden de bir kısmını alıyoruz. Uyuz olursa çünkü deriye yerleşiyor uyuzlar. Eda uyuz niye oluyor köpek? Uyuz etkeniyle temas sonrasında alıyor bunu. Hmm. Bağışıklık sistemi de düşükse lezyonlar ortaya çıkıyor. Hmm. Muhtemelen sokaktaydı. Farklı hayvanlarla teması oldu.
Ondan kaynaklı böyle bir şey almış olma ihtimali var. O yüzden şu anda böyle bir alıyoruz. Anladım. Uyuz da derinin üst kısmında değil, küçük tüneller kazıyarak iç kısmından ilerler. Bundan dolayı hafif deriyi de kaldırarak alıyorum örnekleri. Ve bunları mikroskopta inceleyeceğiz. Süper. Bu fındık sosisi Kaş'ta sevdiğimiz bir abi bir sabah geldi. Kaş'a gitti güzel bir aileye. Kendime tutacaktım ama dayanamadım. Bir de çok sevdiğim bir abi rica etti. Onlar bakacak. Güzel bir aileye, güzel bir hayatı olacak. Eğer bir şey ters giderse ben gidip geri alacağım. Yani olur ya bir fikir. Bence gitmezdi. Hani ben onlara o seçeneği sundum. Hani geri alırım dedim. Şimdi bu örnekleri mikroskopta inceleyeceğiz. Bir alt kata inmem gerekecek. Tamam. Ben seni burada bekliyorum o zaman. Tamam. Süper. Bu rutin muayene de var zaten. Yeah. Kulak muayenesi mutlaka yapmak lazım. Kulak kanalları biliyorsun çok geniş. Seninkine göre çok uzun. Dışarıdan bakarak içeri görme şansın yok. Evet. Sonra klasik işte ateşine mutlaka ölçmeliyiz. Ateşine de bakmalıyız. Ben de korkuyor ama alışacak. Evet, bir de ilk veteriner ziyareti. Arabaya belki ikinci defa bindi değil mi? Evet abi. Yani kolay değil hepsi. Onun için şimdi çok ekstrem hareketler. Tabii. Bilmediği bir yere geldi. Masaya çıkardık onu. Yani tabii. Hepsi... Zaten insandan korkuyor. Biraz tabii. Da strese girdi. Tabii. Eda'ya bak ya gülüyor. Aradan gülüyor ya. Bu çok basit bir muayene. Gözünün iç tarafına bakıyoruz. Oradaki sinirler normal mi değil mi diye. Böyle hızlı bir şekilde bize fikir veriyor. Oldukça sağlıklı. Yani genel sağlık durumu iyi diyorsun değil mi abi? Derisi haricinde evet. İyi. Biz şimdi onda uyuz aradık. Bulamadık ama ben bu lezyonlardan dolayı şüpheleniyorum. Sana antiparasitler yaparken uyuz etkili bir tablet seçeceğim. Tamam abi. Zaten bu tamam. Hafif bir de koku var biliyorsun. Bu şey bir sonraki geldiğinde ziyaretinde bayağı bir iyileşmiş olacak. Evet abi. Dişleri, şu dişler yaklaşık olarak 4,5-5 aylıkken değişir. Bu şu anda 3,5 aylık falan olması gerekiyor. Oldukça güzel bir neydi adı? Fındık abi. Fındık. Fındık adını öğrendin mi sen? He. Fındıkçık bu ya. Tamam. O zaman fındığın ilk aşılarını yapalım. Ye süper olur abi. Sana tamam. Zahmet. 5 kilo 120 gram. İyi mi? İyi. Daha biraz daha kilo alır bence sendeyken. Ye. İyi bakacağız bu kardeşe. Yani akıllı olduğu zaten çok belli. Yeah. İleride ortopedik problemleri yaşaması haricinde harika bir köpeğin olacak. İnşallah hayırlı abi. Olsun. Çok eminim sağ ol. Senin orada da çok mutlu olur. Büyüklerle arası nasıl? Abi biraz blue cheese kıskanç. O American Blue var ya. Aha. O bunu biraz kıskanıyor. Ama supervise yapıyorum. Hep izliyorum bunu. Onlar zaten hep sana en yakın olmak. Evet, evet. Kıskanıyorlar bunu. Fındığın da sana yaklaşmasına müsaade etmiyor. Tabii. Evet, evet. Normal. Bu karmayı yapıyor şimdi değil mi Olgun abi? Efendim şimdi aşı programı normalde 45 günlükken başlıyor. Papik 2'de başlıyor. Fakat sen onu zaten buldun, sahiplendin, belli bir yaşı geçmişti. Bebekliğinden beri takip ettiğim bir hasta değil. O yüzden normalde daha erken olsaydı 2 aylıkken karmayla başlayacaktık. Fakat onu da kaçırdık biliyorsun. Şu anda 3 aylık civarında. Gene karma aşıyla başlayacağız. Karma 1, karma 2, kuduz. Bu yani kedi ve köpeğe yaptırabileceğiz. Minimum aşı programı. Anladım abi. Bunun daha 6 yok. Fakat biliyorsun korona aşısı, bronşin aşısı, mantar aşısı, lyme aşısı, borelya dediğimiz. Bir ara sana onları anlatalım. Olur abi. Ben hani öğrenmek istiyorum. Kedi köpeği çok seviyor. Yani hangi aşı niye yapılır? Tamam. Gerekli mi, gereksiz mi?
Ondan sonra işte bazı kan testleri niye rutin yapılmalıdır? Özellikle mesela Güney Anadolu'da yaşıyorsan nelere dikkat etmelisin? Kuzey Anadolu'da yaşıyorsan nelere dikkat etmelisin? Doğu'da en çok hangi hastalıklar görülür falan? Senin takipçilerin daha çok Anadolu'dan mı bilmiyorum. Benim takipçilerim abi %20 yurt dışı. Yani Hollanda, Almanya'da %30 hatta. Geneli de çap yani. Yani bütün en az takipçim Antalya'dır benim. Anladım. Mesela yani İstanbul'da daha fazla tanılıyorum. Ben dikkat ettim. Daha fazla resim çeken oluyor buraya göre. Anladım. Şey, bölge bölge de çok değişir. Yeah. Hastalıklar. Mesela Karadeniz'de veteriner hekimlik yapan birisi böyle Akdeniz'e geldiğinde burada daha çok biraz daha tropikal hastalıklar, keneden geçen hastalıklar daha yaygın. Evet. Şehir merkezlerinde görülen hastalıklar daha çok farklı. Bir de sen şimdi tam şeyde oturuyorsun abi. Yani Amazon ormanları. Senin yaşayacağın şeyler bambaşka. Geçen gün yaşadın işte bir trajedi. Evet. Onlarla ilgili sana bir gün müsait olduğunda ekipteki arkadaşlar ben ne zaman istersen senin takipçilerine de ayrıntılı bilgiler veririz. Tamam. Olgun abi her şey için yani çok teşekkür ediyorum. Dostum Olgun abinin yani başında olduğu o kanalı lütfen takip edin. Açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Bir daha diyelim Red abi. Dogs. Red Dogs. Tamam. Hı. Açıklamadan zaten linki bırakacağım. Tıklarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.